Herkese yeniden yeni bir videodan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Makyaj yapacağım. Hafiften sohbet edeceğiz. Ondan sonra kalan kısımları da böyle dışarılarda falan çekerek vlog olarak tamamlayacağız. Nasıl bir cümle oldu bilmiyorum. Şimdi sabah pilatese gittim bugün günlerden pazartesi. Bu hafta son pilatesimdi. Haftaya pazartesiye kadar bayram tatilinden dolayı pilatesim yok. Ve gene canıma okundu arkadaşlar, canıma gene okundu. Neyse, pilatesten geldim, duşa girdim, çıktım, bir saçıma yalandan bir Dyson'la fön çektim ve geldim. Bu kadar, başka hiçbir şey yapmadım. Bu arada yüzümde nemlendirici var, şuramda da bir sivilce çıkmış, şurada da bir sivilce var. Bu sivilcenin sebebini ben şeye bağlıyorum, maalesef Skin Food'un bir gözaltı kapatıcısı var ya, concealer var ya, ben onu böyle yüzümde, yanağımda, başka bir yere sürdüğüm zaman sivilce yapıyor. Neden öyle bilmiyorum. Sanırım çok yağlı ve çok ne derler, koyu kıvamlı bir ürün olduğu için yapıyor gibi geliyor bana, ama tam olarak bilemeyeceğim. Neyse, makyajıma başlıyorum. Makyajdan önce Misha'nın Power Block şu Tone Up güneş kremini süreceğim. SPF 51 ürün bu. Ben bunu çok severek kullanırdım eskiden. Şimdi normalde ben güneş kreminin altına şey sürmüyorum. Şöyle iki parmak aldım. Az bir iki parmak bu arada bu. Tam olarak olması gereken ağırlık bu değil muhtemelen. Neyse. Normalde ben güneş kreminin altına şey sürmüyorum. Ne derler ona? Nemlendirici krem sürmüyorum. Fakat ya bu formülü değişmiş bir ürün. Artık eskisi gibi değil. Eskiden bunu sadece sürdüğüm zaman çıkabiliyordum dışarıya. Fakat hafiften böyle bir beyazlık bırakır gibi bir şey olmuş ve eskisi gibi o böyle parıl parıl, o böyle ton eşitleyen o şeyi kalmamış maalesef. O yüzden altına bir, şurası da takıldı, nemlendirici sürdüm. Bakın, hiç böyle bir ürün değildi bu. Bunun maalesef, maalesef ki maalesef bozulmuş. Bozmuşlar şeyini. Şöyle sürüyorum. Almayın. Görürseniz, ben çok eskiden çok severek kullandığım için aldım. Eskiden yağlı ciltliydim. Acaba yağlı ciltli olduğum için mi şeydim bilmiyorum. Seviyordum bilmiyorum ama güzel bir ürün değil. Bence bu arada Tone Up'ların hiçbiri artık eskisi gibi güzel ürünler değil. Eskiden Tone Up'ları daha iyi, daha başarılı yapıyorlardı. Şöyle. Baksanıza, yani kötü bir beyazlık bırakıyor. Pembe böyle Tone Up bir şey değil de bayağı bildiğiniz kötü bir beyazlık bırakan ürün. Bu arada Solante alacağım bir tane ve Solante kullanmaya başlayacağım. Ve Solante ile hayatıma, yoluma devam edeceğim gibi duruyor. Şöyle. Bu emilene kadar size yeni aldığım rujları göstereyim. Yves Saint Laurent'den ve Tarte'dan birer tane şöyle ürün aldım. Geçenlerde bir Sephora alışverişi yaptım. Dudağımın üstü kaşındı. Tarte'ın bu Maracuya Juicy liplerini çok merak ediyordum. Her gördüğümde de biliyordum, yani ben bunu seveceğim diye anlıyordum. Bu arada dudağıma da bir dekubal süreyim. Bu da çok güzel bir ürün. Çok kuru dudaklarınız varsa. Alabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir ürün. Bak şimdi yüzümde çok beyazlık olduğu için dişlerime bakın. Dişlerim iyice sapsarı duruyor ve ben bundan nefret ediyorum. Yani tabii ki de bu güneş kremini bitireceğiz. Hani yapacak bir şey yok, bitireceğiz ama kötü. Neyse. Maracuja nasıl okunuyor bilmiyorum. J harfi birçok dilde farklı şekilde okunuyor. Y ya da H olarak okunuyor. Ama Türkçe okuyayım. Maracuja bendeki hibiskus rengi. Çok güzel bir ürün. Çok güzel bir renk. Açmayacağım. Ya da hadi iki tık açayım şöyle. Hiçbir şey değişmedi hayatımızda. Şöyle bir ürün bakın.
Muhteşem bir renk, çok güzel bir renk, çok güzel bir ürün. Çok memnun kaldım. Ben bunu birkaç gündür kullanıyorum. Ve fiyatı 999 TL'ydi. Acayip pahalanmış arkadaşlar. Çok pahalanmış. Yves Saint Laurent'in Love Shine ürünlerinden de 202 numara. Şöyle bir ambalajı var. Yves Saint Laurent'in ambalajları her zaman çok güzel oluyor. Yani o ikonik YSL şeyi her zaman gerçekten çok güzel. Bu da böyle bir daha toprak tonlu. Fakat size çok böyle koyu gibi görünebilir. Asla öyle koyu değil. Hatta şöyle süreyim bakın. Yumuşacık ve incecik bir ürün. Şöyle çok güzel bir ruj. Öbürünü de elime süreyim. Bunu sürdün. Onun için sürmüyorsun. Bunu da şöyle. Bakın. Bu Marakuya şu. Bu da Yves Saint Laurent böyle. Biri daha pembe alt tonlu, diğeri daha toprak alt tonlu ve bu daha gül kurusu, bu daha toprak rengi. Böyle hangisini daha çok sevdin derseniz sanırım böyle bu ıslak makarna yemişsiniz de böyle ağzınız böyle yağlı kalmış gibi olan tartın ürününü daha çok beğendim. Neyse, hadi bakalım makyajıma başlıyorum. Geçenlerde şey soruldu. Bir takipçim yorum olarak yazmış. Ona böyle bayağı anlattım. Yazdım yani böyle kendi görüşümü. İşte şey alayım mı? Ne derler? Dyson alayım mı demiş. Şimdi Dyson hakkında benim biliyorsunuz bayağı 1,5 senedir falan Dyson'ım var ve her başlığını, her şeyini denemiş bir Dyson kullanıcısıyım. Ve böyle direkt olarak hani alayım mı almayayım mı diyecek olursanız bence almayın. Kesinlikle almayın. Neden almayın? Mesela 3-4 bin liralık ya da atıyorum hadi 5 bin liralık bir ürün olsaydı keyfine alın derdim. Fakat bunun için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Şu an 20 bin lira falan olmuş bildiğim kadarıyla. Ve 4 bin liraydı yani. 4 bin liralardan buralara geldi. Gerçi Dyson 4 bin lirayken enflasyon böyle değildi. Dyson gene hani o zamanın parasına göre bayağı 15 bin lira falan gibi bir etki bırakıyordu bütçede. Neyse neden böyle söylüyorum? Şimdi benim saçlarım kabaran, nemsiz ve tülerik saçlar. Biliyorsunuz. Ve bu tülerikliği almak için sürekli böyle silikonlu ürünler falan kullanmam gerekiyor. Şekillendirici hani ısıyla şekillendirici bir ürün kullandığım zaman da mutlaka şekillendirdikten sonra serum kullanmam gerekiyor. Öbür türlü saçlarım tülerik tülerik oluyor. Mesela benim saçlarım bu arada dudağıma bir şey süreceğim böyle çok mutsuzum. Şey gibi, ölü gelin dudağı gibi. Tamamdır, daha iyi oldu. Neyse. Şimdi ben istiyorum ki mesela şey olmak zorunda kalmasın. Yani sonrasında tekrar bir ürün sürmek zorunda kalmayayım. Hani şekillendireyim ve bırakayım saçlarımı istiyorum. Ama böyle bir şey Dyson'a mümkün değil. Dyson benim saçlarımı daha çok tülertiyor. Ve mutlaka bir şey kullanmak zorunda kalıyorum. Rowenta'nın sağ sola dönen bir ürünü var mesela. Onunla saçıma fön çektiğim zaman asla ama asla öyle bir tülerme sorunu yaşamıyorum. Asla ikinci gün saçım bozulmuyor. Asla tekrar üstünden fönle geçmek zorunda, tekrar ısı vermek zorunda kalmıyorum mesela. Tabii ki de Dyson'a göre daha sıcak bir, daha fazla ısıyla daha yüksek bir dereceyle şey yapıyor, şekillendiriyor. Ama Dyson'ın ömrü bir gün. Yani benim gibi böyle dalgalı, tüleren, kabaran saçta Dyson'ın ömrü benim saçımda hep bir gün. Fönümü çekiyorum, bebek gibi bir fön çekiyorum. İkinci gün kalktığım zaman saç rezil. Mutlaka üzerinden tekrar geçmem gerekiyor, tekrar şekillendirmem gerekiyor, tekrar tüleriyor, tekrar yağ sürmem gerekiyor. Bu defa o yağ da benim saçımı yağlandırıyor falan fişman bir sürü mesele. Başlıklarda da kurutma başlığı bir fön makinesi yerine kesinlikle geçebilir. Hani kurutma makinesi, fön makinesi de kurutma makinesi yerine kesinlikle geçebilir. Zaten iki tane ısı ayarı var, bir de soğutma ayarı var.
Hani onun için hiçbir şey söyleyemem. Kesinlikle güzel. Fakat tarak başlıkları var. Tarak başlık saçı iyice tülerten bir şey. Kesinlikle çok 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 fazla tülertiyor. Ve kabartıyor. Mutlaka saçın üzerine bir gün yatmanız gerekiyor. Ve yattıktan sonra sabah uyandığınız zaman da saçı o fön başlığıyla, yuvarlak tarak başlığıyla tekrar bir şekillendirmeniz, birazcık böyle söndürmeniz, şekillendirmeniz gerekiyor. Söndürmeniz değil de birazcık daha böyle şekillendirmeniz gerekiyor. O yüzden mesela o beni birazcık şey yapıyor. Ne derler? Dyson'dan uzaklaştırıyor. Bir gün dayanacak bir saç için hani değmez diye düşünüyorum. Çünkü bir tanesiyle bir kere ısı verip birkaç gün kullanabiliyorsunuz. Diğeriyle tamam, hafif daha az ısı veriyorsunuz ama asla ısısız diyemem. Hele yüksek ayarda gerçekten diğeriyle aynıdır ya da diğerinden biraz daha fazladır. İlk kademe ısı ayarında gayet iyi. Onda bir sıkıntı yok. Ama bugün saçımı şekillendirdim. Yarın tekrar ısı, öbür gün tekrar ısı. O benim çok fazla işime gelmiyor. Dyson'ın sadece benim gözümde lüle yapan başlıkları çok güzel. Çünkü ben asla maşa yapamıyorum. Ben maşa yaptığım zaman saçın biri orada oluyor, biri burada oluyor. O yüzden güzel olmuyor, sevmiyorum. Ama Dyson'a rastgele şekillendirsem bile gerçekten lüleler çok güzel oluyor. Benim gibi böyle kabaran saçlarınız, dalgalı, böyle kıvırcık olası var ama olamıyor saçlarınız varsa kesinlikle dalga başlığı, lüle başlığı çok güzel işe yarıyor. Ama değer mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum yani, her seçim bir bedeldir, biliyorsunuz. Dyson lüksü istiyorsanız ve 20 bin liranız varsa alabilirsiniz. Ama hani ben olsam dönen başlıklı bir Roventa'ya 3-4 bin lira veririm ve her işimi onunla görürüm. Benim için hiçbir şey yok yani. Ama eğer ya bir de Dyson'ım olsun diyorsanız ve hepsine razıysanız alın. Bu arada bunlar çok kişisel şeyler. Yani bu düşüncelerin hepsi çok kişisel. Çünkü bende böyle olan sizde öyle olmaz. Benim saçlarımı tülerten sizin saçlarınızı asla tülertmez. Hani bu konuda da hiçbir şey söyleyemem tabii ki de. Bunlar benim şahsi düşüncelerim, şahsi görüşlerim. Şu çok güzel bir far. Pretty by Flormar'ın. Şöyle şu Star Spaked Eyeshadow. Şu çok güzel bir böyle ışıltılı, yaldızlı, çok çok güzel bir ürün. Bunun bir de gümüş grisi var, böyle ışıltılı. O da çok güzel bir ürün. Gold rengi varsa bir ara gold rengine de bakabilirim bunun. Ve Panorama. Neydi bu? L'Oréal Paris'in Panorama maskarasını sürüyorum ve gidiyorum ondan sonra. 13 dakikadır da konuşuyorum. Öyle Dyson hakkındaki fikrimi de bir yandan da saçımı Dyson'layınca söylemek istedim. Tarak başlığıyla yapıp da böyle ne derler? O böyle dalgaları düşürdüğünüz zaman, kendi saç dalgalarınızı düşürdüğünüz zaman böyle güzel bir düzlük elde ediyorsunuz. Ama mesela ben bunun üzerinden gene o tarak başlıkla şöyle bir inceden geçtim. Hafiften tülerikliğini engellesin diye. Maalesef. Maalesef benim bu tülerme olayımı ne yapacağız bilmiyorum. Bu arada kaş sabitleyici Zamazingo'mu getirmeyi unutmuşum. Onu da sonra kapattıktan sonra videoyu yapıyorum. Kadrajdan çıkmayayım. Şöyle. Bugün ne yapacağım? Bir Semra'lara uğrayacağım. Semra kendi annesine geçmiş, Çekmeköy'e. Semra'lara gideceğim. Otele yarın uğrayacağım. Haftada zaten bir gün uğruyorum. Bazen 2 gün uğruyorum. Ve başka hiçbir işim yok. Belki Zorlu'ya giderim. Ay, bu arada bir şey söyleyeceğim. Prada'nın bir ayakkabısı var arkadaşlar. Ve sanırım alacağım. Ve onu alıp bu sene boyunca hiç alışveriş yapmamayı düşünüyorum. Çünkü pahalı bir ayakkabı. Alırsam eğer gösteririm. Ya çok güzel. Yani o kadar beğeniyorum ki. Ay, bu arada kimse benim takı mağazamdan alışveriş yapmadı bu aralar, biliyor musunuz? Yeni ürünler yükledim. Trendyol'dan geldi. Satıcı panelinden bildirim geldi. Kimse bir şey almadı. Birazcık böyle üzüldüm. Hevesim kırıldı azıcık ama önemli değil zaten. YouTube'u da hobi olarak yapıyorum. Yani izlenme sayılarına falan asla takılmıyorum. Yani 100 kişi de izlese benim için hiç önemli değil, yeterli.
Neyse, o Prada ayakkabıyı alıp bu sene bir daha hiç alışveriş yapmayıp üzerine bir de hiç utanmadan, hiç çekinmeden hunharca bir 10 kilo vermek istiyorum. Ama bakalım. Ben alt kirpiklerime de rimel sürmeyi seviyorum. Yorgun bir görüntü verir falan diyorlar ama bana öyle gelmiyor. Neden? Yani neden, niçin hani şey olsun ki, bakın şöyle. Yani bu taraf daha mı dinlenmiş, bu taraf daha mı yorgun? Bilemedim. Öyle işte, belki de Semralardan sonra Zorlu'ya gelirim. Zorlu Prada'da bir o ayakkabıları denerim. Çünkü çok heves ettim. Bilmiyorum, alırsam da belli olmaz. Belki de alırım. Şimdi bu rujun üzerine de şu marakuyayı süreyim. Şöyle bakın. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ya Semralara da bir yandan gitmek istiyorum, bir yandan gitmek istemiyorum. Çünkü hiçbir şey almadım Serra'ya. Ben böyle eli boş gitmeyi sevmiyorum. Bilmiyorum, belki şey yaparım. Satiye abla Adıyaman'dan gelen biber salçasını çok seviyor. Belki ona böyle birazcık biber salçası koyarım. Ondan sonra Semroş'a da parfüm götürürüm. Öyle hallederim gibi. Serroş'a da sonra bir ara hallederiz, bir şeyler alırız diye düşünüyorum. Annesi en son bir sürü kıyafet almış ona, tatile gidecekler yazın diye. Kitabı falan da çok fazla var. Oyuncakla da öyle çok oynayan bir çocuk değil. Kitap falan daha çok seviyor. Oyuncak o kadar çok sevmiyor. Neyse, ama bakalım. Ay, 16 dakikadır konuşuyorum. Görüşürüz. Dostlarım, ben eve geldim. Semralarda çekemedim çünkü sürekli olarak böyle bir şey konuştuk. O yüzden çekemedim orada. Zorlu'da da Zorlu acayip kalabalıktı. O yüzden çekemedim. Neden anlayamadım ama Zara'da böyle 1 milyar kişi falan vardı kuyrukta. Çok acayipti. Neyse, File Market'ten bir alışveriş yaptım. Onu göstereceğim. Arabada şöyle bir tane Sleepy vardı. Onu da eve çıkardım. Bir tane Haribo'nun Kübiks jelibonlarından aldım. Benim maalesef en sevdiğim jelibon bunlar. İki tane şöyle Nestle'nin beyaz çikolatasından aldım. Bunları da dolaba kaldırıyorum. Şöyle şu dolabım birazcık açık kalsın. Sonra bir tane katmer aldım şöyle. Bu yarım kiloluk bir katmer. Aman, katmer demişim kız, kuru kadayıf aldım. Katmer nereden çıktı? Aklımda katmer almak da vardı ama şeyini beğenmedim, böyle tipini beğenmedim, o yüzden almadım. Gazioğlu üçler kuru kadayıf. Şöyle bir şey, yarım kiloluk bir kadayıf da. Ve kanın çok güzel bir kadayıf tatlısı tarifi var. Ondan yapacağım tekrar. Sonra bej marka organik bambu, antibakteriyel ve hipoalerjenik onlu bir ped aldım. Şöyle bakın. Bunlar yüzeye azot boyama, klor yıkama ile beyazlatma ve petrokimyasal materyal içeren işlemler uygulanmamıştır diyor. Laboratuvar testlerine tabi tutulmuştur diyor. Sonuçlara beige.co adresine ulaşabilirsiniz diyor. Falan fişman. Bunun içini merak edenler olabilir. İçindeki pedleri de şöyle şu şekilde ve şeyi de bu renkte. Gerçekten ağartılma yapılmamış. Kutusu da şöyle anyon şeritli hijyenik ped olarak geçiyor ismi de. Bunun fiyatı 89 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle. Sonra bir tane patatesli hıngel aldım. Bunu buzluğa atacağım. Bir ara. Ay, sonra bir tane Filistin bamyasından aldım. Ben bamyaya bayılırım. Bilenler bilir. Acaba kıymamız var mı? Bir bamya yapsak. Yok herhalde evde kıyma. Şöyle bir parça kıymam olsaydı güzel olurdu ama. Aynen. Yok. Bayağı yok. Bir ara bir kıyma alıp bamya yapalım. Ve bir de şöyle bir küp soğan aldım. Bu da şeyin Harrah's'ın değil ya. File Market'in kendi markası diye biliyorum ben ama yalan olabilir. Bundan asla emin değilim. Şöyle Muti marka bir küp soğan aldım. İnşallah
aslında iyidir. Bazı dondurulmuş ve doğranmış soğanlar çok kötü oluyor. Haberiniz olsun. Hüngel'den bir tane daha almışım. Bunu da koyalım da yerleşsin. Bunu da şöyle sıkıştırdık. İyi. Sonra bir tane, bunları ben sadece şey yaparken kullanıyorum. Mercimek köftesi yaparken kullanıyorum. Mercimek köftesi yaparken kullanmalık lateks bir eldiven aldım. Bendeki ML orta büyük boy olanlardan. Çünkü benim ellerim böyle küçük, minik eller değil. Bakın. Ve iki tane şöyle çöp torbaları aldım. Bir tanesi küçük boy, bir tanesi orta boy. Bu tuvalet çöpü için, bu da buradaki mutfak çöpü için. İkisini aldım. Pirinç Antep fıstığı aldım. Bu kaç gram? 60 gram ve 89 liraydı. Kaç yapışı yok, kadarifin arasına koyacağım. Ve bir de patatesli boşnak böreği aldım. Çiğ ve donuk. Şöyle göstereyim. Şimdi bunun aslında kıymalısı da varmış. Peynirlisi var mı bilmiyorum ya da sadesi var mı bilmiyorum. Orada patatesli ve kıymalının etiketleri vardı. Kıymalı kalmamıştı. Zaten kıymalı kalsa da ben almazdım yüksek ihtimalle. Çünkü benim midem rahatsız ediyor. O yüzden ben her zaman dışarıda patatesli börek yerim ya da su böreği yerim. Evet, aldıklarım böyle. Bu kadar. Hadi görüşürüz. Dostlarım, kardeşlerim, geri geldim. Birazcık böyle uzandım, dinlendim falan ama ondan önce de bayağı şöyle bir kadayıf yaptım. Ya muhteşem bir şey. O kadar güzel ki. Refika Birgül'ün son videolarında kadayıf yazarsanız 15 dakikada böyle kadayıf tatlısı diye görürsünüz. Böyle beyaz çikolatalı, kremalı, sütlü. Muhteşem bir tatlı. Öyle krema, süt, işte beyaz çikolata deyince de şey olarak düşünmeyin. Çok hafif bir tatlı. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel. Onu yaptım. Bir de mercimek köftesi yaptım. Fakat mercimeğini, bulgurunu güzelce pişirdim. İşte mercimeği pişirdim. Üstüne bulguru ekledim. Soğumaya bıraktım. Ve aynı zamanda salçalı soğanlı sosunu yaptım. Onu da ekledim. Karıştırdım. Soğuması için bıraktım. Şimdi bunun baharatlarını falan ekleyeceğim. Tuz falan hiçbir şey koymadım. Ondan sonra ve güzelce yoğuracağım. Şöyle birazcık daha alır. Tamamdır. Karabiberimi, kimyonumu, her şeyimi bir ekleyelim. Ondan sonra güzelce eldivenimi takacağım ve yoğuracağım. Şurada bir tane kocaman şeyim var. Ya benim nedense şeyim yok arkadaşlarım. Neydi adı? Çay kaşığım yok. Çünkü ben çaya şeker atmadığım için Sinan Salı'yı çok kızardı. Şu eve şey al diye, şeker al, çay kaşığı al diye çok kızardı. Ben hiç mesela çay kahve yaptığım zaman şey çıkarmazdım, şeker çıkarmazdım böyle. Çünkü benim çevremde öyle şey yapan da yok. Ne derler ona? Şeker kullanan da yok. Bir Sinan kullanıyordu. Kimyon değil mi bu? Evet. Şöyle bolca kimyon atacağım. Kimyon çok güzel oluyor. Ya benim arkadaşlarım geleceklerdi. Anlaşmıştık. Kızlar gelecekti. Fakat son anda bir tanesinin babası rahatsızlanmış. O yüzden gelemeyeceğini söyledi. 3 kişi buluşacaktık. Diğer arkadaşım da ben de gelmeyeyim o zaman. Hani sonra üçümüz hep beraber buluşalım. Gönlü kalmasın falan deyince ben de tamam dedim. Sonra gelirsiniz. Ama tatlıyı da hayır, tatlıyı da yapmış oldum. Mercimek köftesini yapmış oldum o arada. Bakalım başka bir arkadaşım ya da abiniz Davaro ararsa artık onu çağırırım. Neden abiniz Davaro dedim? Ya dün beni aramadı. Ben de çok merak ettim. Meraklandım böyle. Çünkü hem mimlendi biliyorsunuz. Hem de hasta. Şimdi öyle olunca benim de bu defa aklım kalıyor. Bir şey oldu zannediyorum. Ki olmuş da zaten. Hastalanmış. Şey yapmışlar. Ne derler? Hastaneye götürmüşler. Oğlu götürmüş. Serum falan yemiş yani. O yüzden hiç yazmadı, haber vermedi. Bugün de ta akşam saat 4'e kadar aramadı, sormadı diye kızdım biraz.
haşladım böyle telefonda. Kız bu şey neden açılmıyor? Hah, açıldı. Daha mı sağlam, daha mı böyle sert bastırmam lazımmış? Şöyle, buna birazcık da yağ ekleyeceğim. Hafif bir zeytinyağı geçeceğim üstünden. Zeytinyağı neden dolapta duruyor Cansucuğum? Deli misin kız sen diyecek olursanız da ya maalesef şey ne derler? Şuralarda böyle bir şey durduğu zaman gıcık oluyorum. Buralar bu dolaplar da hep dolu olunca şey olmuyor yani. O yüzden kalabalık ortada durmasın, kalabalık görünmesin diye öyle şey yapıyorum. Bakayım. Eldiven elime çok güzel oldu. Beğendim. Sıkmadı. Şey yapmadı. Bol da kalmadı. Şöyle güzel. Yani tabii ki de çok böyle şey değil ama elleriniz böyle benim kadarsa bu eldiveni gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Şöyle bir şey. Neydi? Nereden aldık kız bunu? Harras'tan diye isim geliyor. File Market'ten. File Market'in her şeyi Harras olunca şöyle şu kaşığı da buraya alalım. Önce bir baharatlarla güzelce bir karıştıralım. Hala tam olarak soğumamış bu arada. Bu da ikinci güne kaldığı zaman güzel olmuyor. Davaro gelseydi iyi olurdu en azından. Kızlar gelmedi. Ona nasip olurdu. Neyse. Zıkkımın kök cağızını yesin. Benim şey yalnız benimki. Ya güneş tutulması etkileyecek diyorlardı. Ona birazcık bağlıyorum ama bilemiyorum da. Şöyle. Ya gerçekten her defasında yaptığımda her defasında güzel tutuyor. O kadar hoşuma gidiyor ki. Şöyle bir tane minicik kendime sıkım yapacağım. Daha maydanozunu eklemedim. Güzel olmuş ama birazcık daha yağ istiyor, birazcık daha tuz istiyor. Şöyle bir elimle bir avuç yağ koyup tekrar şöyle güzelce karıştırıyorum. Evet, gayet iyi. Birazcık da tuz ekleyeceğim. Ay elimi kesti, acıttım. Ortalığı yıkmadan ablacığım. Şöyle maydanozlarını da ekliyorum. Güzelce kıydığım maydanozlarım. Şöyle. Tamamdır. Bunu da güzelce bir karıştırıyorum. Bugün dizi falan da yok. Acaba anneme mi gitsem? Ne zamandır annemle görüşmüyorduk. Şöyle. Hem mercimek köftemi de götürürdüm. Bilemedim ama karar veremedim. Neyse. Hocaya da mercimek köftemin fotoğrafını atayım da birazcık üzülsün. O da Şarköy'e gitti. Bayramda Şarköy'de olacak. Bayramın sanırım ikinci günü gelecek. Perşembe döneceğim dedi. Bugün gitti. Ne anladım ondan. Şöyle mercimek köftem tamamdır. Bol maydanozla. Sen kimyonu az. Ben buna birazcık daha kimyon ekleyeyim. Birazcık daha karabiber ekleyeyim. Normalde hep böyle ilk koyduğumda tam olurdu. Fakat bunu birazcık şey yaptım. Az yaptım. Daha küçük bir ne derler ona?
daha küçük bir bardakla yaptım. Ben biliyorsunuz bardak ölçüsüyle yaparım hep. O yüzden kimyonlu baharatını da az koydum. Ama yok yani bayağı daha baharat istiyor. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bence birazcık daha limon da istiyor bu. Şöyle şunu kaldıralım. Diğer limon da sıkayım ben buna. Alarm kurmuştum yarım saatlik. O öttü. Şöyle bir tam limon koymuş olalım. Valla ölçüsünü düşürdüm ama gene şeyini, baharatını, tuzunu, her şeyini fazla istedi. Artık yapacak bir şey yok. Ekleyeceğiz. Karıştıracağız. Ve yoğuracağız. Hadi bakalım, şimdi bakalım tadına. Şimdi nasıl olmuş acaba? Muhteşem. Bu defa oldu. Eldivenimi çıkarıp atıyorum. Ay gerçekten muhteşem olmuş. Muhteşem olmuş değil, muhteşem oldu. Tadını getirene kadar uğraştık. Bir de Harras'tan aldığı bu böreği pişirmiştim. Ay, bu böreği de çıkartıyorum. Bu da böyle. Şöyle bir börek. Börek yemem muhtemelen. Böreği yarına bırakırım diye düşünüyorum. Şuralarda da bir sürü bulaşıklar var ama yapacak bir şey yok. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Bunlar artık dışarıda kalanlar. Bunları da ikinci postada şey yapacağız. Şuradan bir tane tabak alıyorum ama size çarpmadan. Ah. Şöyle tabaklarım vardı. Bir tane daha eldiven alıyorum. Bu benim klasik şeyimdir. Yoğurduğum eldivenle lülük yaptığım eldiven her zaman farklı olur. Buna da evet lülük diyorum. Bu arada gerçekten tam bir gün tabağı oluyor. Böyle şeyli börekli, ne derler, mercimek köfteli kadayıflı gün tabağı, ama böyle Cansu usulü gün tabağı diyebiliriz buna. Şöyle bununla şey yapalım. Bu arada benim mercimek köftesi yaptığım eski bir videom var. Çok izlenmedi o. 250 kişi falan izledi onu. Ama hiç önemli değil. Onun öyle şey sayılarına, yani videoların sayılarına takılmıyorum. Şöyle bakayım. 2, 2, 4, 6. 7 olsun. Hadi. Ben normalde tek sayıda pek hoşlanmam ama. Şöyle. Bunu çıkarıyorum. Merci tabak köftemin kapağını kapatıyorum. Birazcık börek keseceğim. Benim bu arada şeylerimin, sözlerimin arkasında durma hızıma bakar mısınız? Şöyle bir şuradan keselim. Bunu zaten sonra başka bir tabağa alacağım. Şöyle. Şuradan. Sadece iki dilimcik. Şöyle bakın, şu kadarcık şey alıyorum. Bir de birazcık da tatlı alayım. Ama bu bıçağı bir peçeteyle silelim. Tuzlu tadı bir şeye geçtiyse. Güzel olmaz öyle. Şöyle şuradan incecik bir dilim. Şöyle.
alıyorum ve gün tabağım hazır. Bayılıyorum, bayılıyorum, bayılıyorum. Gidiyorum karnımı doyurayım. Ondan sonra oturayım, birazcık dinleneyim falan, fişman dizi izleyeyim. Ay, bunun yanına Fanta koyacağım. Şöyle. Hah. İsrail'i boykot edenler AK Parti'ye oy verdi mi dostlarım? Deli gibi İsrail'le ticaret yapan AK Parti'ye çılgınlar gibi oy verildi mi? Duyar kasmayın. Hiçbir şey için duyar kasmayın. Esnek olun arkadaşlar. Çok az da şöyle Fanta koydum kendime. Sarı kola. Ve karnımı doyurmaya gidiyorum. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok uzun bir video oluyor. Videoyu çok fazla uzatmanın hiçbir anlamı yok. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşene dek hoşça kalın.